Kayıttayız. 23 Eylül sabah 9.45. Bugün yarış alanına gidip kendi bedenimize göre diktirdiğimiz şortu alacağız. Piercingleri çıkartacağız. Solaryuma gerek var mı bilmiyorum. İyi hissettiriyor ama bence gerek yok. Onun dışında akşam vücut kılları. En çok merak edilen konu. Vücut kılları neyle alınır? En güzel, en konforlu. Sonradan sertleştirmeyecek şekilde. Mustafa Yıldız'ın bir tane videosunda tüy dökücü krem öneriyordu. Yarış alanında tüy dökücü kremle birkaç kişi gelmişti. Full kıpkırmızı sökmüş adamın derisini. Sipariş verdim ama tüy dökücü krem kullanmayacağım. Makineyi akşam göstereceğim. Otelde de 3 gece kaldık. 5400 TL falan 3 kişi. Onu da söyleyeyim maliyet olarak. Bugün son gün, çok yormadan kardiyo, poz çalışması, hafif pump, düşük protein, yüksek karbonhidrat, düşük yağ, hatta neredeyse hiç yağ yok. Yağlar son gün. Ve bir misafirim var, öğlen gelecek. Pilav makinesi, bir de blender getirecek bana. Onu da arayayım hatta şimdi. Spor salonuna inecektik ya. Gel bir kahve içelim o zaman ya seninle. Kahve budur ya. Tabii en iyi espresso Starbucks'ta mıdır? Kesinlikle hayır ama olduğu kadar. Evet, son kez bu salona geldik. Çok değişik bir kokusu var. Buranın bende anlam ve önemi çok yüksek değil. Gördüğünüz gibi kısıtlı bir salon ama belki de hepinizin hayali böyle kısıtlı bir salonda çalışmak. Kardiyo aletleri, bir istasyon, dambul. Dambullarda çok ağır yok. Büyük ihtimal bir yerden sonra böyle bir salona takviye yapmanız lazım. Maddi olarak ekstra yine ekipmanlar şart. Ama sadece bunlarla da bayağı vücut geliştirilir. Açık konuşayım. Barfix yapabiliyorsunuz. Bench press, omuz, kol, bacak. Bacak da yaparsınız da bacak için... Burada bacak antrenmanı açıkçası yani başlangıç seviyesi biri için yeterli. Şimdi hafif dumbbell'larla işte yana açışlar, cable'da sıkıştırmalar yaparız. Sırtımızı, trapezlerimizi. Belki biraz calf yaparız şurada. Onun dışında bir de 30-40 dakika bisiklet çevirsem güzel olur. Midede yer açılır. Onun dışında Mecit de belki biraz egzersiz yapar ki smash attın. Sen de bir iki tane kanı Adele'ye yolla. Mecit de şey yedi. Ne yedin? Umut şey verdi ya, aldı ki kurabiye. Yulaflı müslibar yedi. Mecit de onu Adele'ye yollayacak. O zaman başlayalım yavaştan. Besinleri çok yormadan taşımaya çalışıyoruz, dolmaya çalışıyoruz. Açıkçası merak ediyorum bu hissi. Herkesin şu bahsettiği şu meşhur yükleme, doğru yükleme, yanlış yükleme, su kesme. Bakalım. Yapa yapa öğreneceğiz bunları.
podyumdan yaklaşık 24-30 saat önceki formum şu an. Budur, bu rahatlıkla, bu kontrolle dakikalarca şu pozda durabilirsem. Bilmiyorum, bir şeyler olur mu Mecid? Olur abi. Samimi ol, objektif. Yok, kesinlikle olur. Özellikle şu an pozum var ya, çok iyi. Bütün olay şu ya, inşallah böyle bir kramp, yorgunluk. Hep kondisyon diyorlar ya, kondisyon. Burada yarış alanında, otelde herkesin iki lafından biri kondisyon. Nedir bu kondisyon? Mesela benim aklıma kondisyonu deyince gelen ilk spor atletisin. Mesela çok kondisyonlu derler. Adamlar çünkü makine gibi. Uzun mesafeciler, kısa mesafeciler. Mesela Hüseyin Bolt'un kondisyonu. Mükemmel, sadece 100 metre koşuyor ama o zaten adamın görüntüsü, o deri kalitesi, o sertliği. Tabii Hüseyin Bolt çok uç bir örnek oldu. Vücut geliştirmede kondisyon, hatların, damarların ve podyumda tamam kaslısın, kuvvetlisin ama sende o kalp var mı? Dakikalarca diyaframın sıkılı, kasılı, rahat, relax olacağım. Yani şöyle dursam podyumda durabileceğim mi? Bir de orada çok yorgun olacağız gerçekten. Hani son enerji, ölümden 5 dakika öncesi suyu kestiğimiz için bakalım. Çok merak ediyorum. Çok keyifli bir süreç, belgesel oluyor. Mecid'le gerçekten şeyimiz de uydu. Beyin olarak, edit olarak. Kendisi ne söylenirse söylensin, hiçbir şey editlemeyen, SD karttan sürükleyen adam. Onun da özelliği bu. Çocuğu dışlamayın. Mecid de bu arada size bir sürpriz yapabilir önümüzdeki 6-9 aylık süreçte, bakalım. Merakla bekliyoruz. Şimdi idmanımız bitti. Biz buradan nereye gidecektik? Yarış alanına gideceğiz. Kart alacağız, piercing yaptıracağız. Çıkarttıracağız piercingi. Sonra bakalım, bugün de yoğun bir gün olacak. Hayırlısı olsun aklımızda. Ben kayıttayım. Hiç karın çalışmayan adamdan her gün karın çalışan adama dönüşüm. İşte bu spor böyle işkence eder adama gerçekten. Yine çok abartmayacağım. En eksik bölge. Bu hareket şeyde çok iyi, mekiklerde var ya, ayağını sıkıştırıyorsun. Evet, acayip artıyor. Keşke burada olsun. Ali Emre Hoca'nın bana kattığı en büyük hareket. Bunu tabi hyperextension'da yapmak çok daha verimli. Hareket mesafem kısa şu an bayağı. Tartma şeyini çekelim. Tartı çok güzel de. Nerede tartalım?
Işığı yakabilir misin abi? Kayıttayız. Kayıttayız. Bir tartı bu kadar estetik olabilir gerçekten. Defter gibi. Şu kıymalardan kaçınalım. Şunları alalım sadece. Lan her yerde kıyma. Allah, arada kaynadı bir tane. Biraz daha kaynıyor. Oğlum bu nasıl kıyma her yere? Kaç gram? 84. Hata bende. Çatalla şey mi alınır? Şuradan ben bir kaşık alayım. Bir saniye. Ya bu kıymayı kim bulduysa var ya. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en mükemmel protein kaynağı. Tamam, 204 gram tavuk, 170 gram siyah pirinç. Güne başlayalım artık çünkü. Bugün bir 5-6 öğün böyle 100 gram, 150 gram küçük küçük abartmadan yükleyeceğiz. Biraz protein de alalım. Protein ama düşük abi. 200-300 gram tavuk tutabilirsem kendim inşallah. Oğlum çok da et var ya. O kadar sağlam erzakla gelmişim ki. Hani neredeyse pazartesi gününe kadar yeter. Bugün cuma günü. Cuma'ya gidecek miyiz? Bilmiyorum. Benimki M bedendi galiba. Ne? Adamım ne haber? İyi misin? Şöyle bir çek. Çek hocanı. Şöyle birkaç tane fotoğraf çek. Bana yolla. İyi mi bu? İyi hocam, güzel. Bu da iyi hocam. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Evet, ne yapıyoruz? Şort almaya geldik. Şort. Şeyler, forel. İyi bu, bağlayınca tam olur. Tamam. Güzel değil, biraz açıyorum. Çok yukarı doğru çekme oğlum. Lan dar mı oldu? Sen büyüdün mü lan bir günde? Bir günde büyümüş. Bir günde irileşti bu adam. Sırrı ne? Siyah pirinç. Siyah pirinç. Sırrı. Harbi bu arada çok iyi hissettiriyor ha. Yiyorum, mide boş, çabuk sindiriyor ya. Şöyle diyeyim, hem nişastası düşük, hem de vitamin, mineral alanı yüksek. Protein de yüksek. Kalorisi az. Ve sindirim kolay. Sıfır sodyum. Aynen öyle, aynen. Şu an yüklemede genelde bunu kullandım. Ben de yerim yani. Evet, her zaman favori yiyeceklerinden birisi de, bir de beni insülin direnci yaratma. En büyük şey de, bize katkısı da insülin direnci yaratmaması. Kesinlikle. Çünkü yaratma. Yüklemede en büyük sporcunun yaptığı şey insülin direnci yaratıp düşük, yüksek glisemikli karbonhidratlar almalı. Nedir bu? Pirinç, patates gibi. Bunlar da sıkıntı yani. Siyah bir de yasmin pirinç tüketiyorum bugün. Değil mi? Tabii. Yasminin yerine mesela ne olabilir? Basmati olur. Olur abi, bir pirincin hepsi olabilir. Önemli olan onu biraz yıkaman. Yani nişastasına. Birisinde nişasta biraz fazladır. Birisinde su tutulumu fazladır. Full siyah mesela şey olabilir, olur. Ama sabah kalktığın zaman aç karnına mutlaka hızlı bir enerji alman adına beyaz yemen gerekir. Bir de antrenmandan sonra her zaman söylediğim şeyler bunlar. Evet, bugün antrenman zaten yaptım hafif. Daha tamam. Da yapmam herhalde. Yok, antrenman olayımız bitti. Aynen. Yarın heyecanlı podyum bekliyorum. Ben de bekliyorum. Heyecanlı. Vallahi ben çok rahatım. Bakalım orada heyecanlanırım büyük ihtimalle. Kesinlikle olmayacak. Heyecanlarım da deme. Sakın böyle bir şey yapma. Çok rahatım, bilmiyorum. Vallahi podyum atlarım. Teknik kuruldayım ama podyum atlarım. Yakarım seni. Utandırmayacağım onu ya. Hazırız. Her şey güzel olacak, iyi olacak. İyi bir
kısa da olsa iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Evet. Bakalım malzememize bakalım ne çıkacak, neler verebileceğiz. Onun üzerinden bir dahaki planlarımız ona göre oluşacak. Nerelerde hata yaptık, senin metabolizman nasıl, neyi kaldırdı, neyi kaldırmadı orada göreceğiz. Evet. Tamam mı? Şu an her şey iyi, moraller yerinde. Aynen, aynen. İstirahatimiz iyi. Dinleniyiz. Süperiz. Bakın. Ya. Müthiş. Az kaldı. Ya, yaklaşık 24 saat sonra podyumdayız. Aynen. İşiniz var değil mi şu an? Adamım. Yok şu anda yok. Akşam bisiklet çıkacak. Tamam. Son iki bisiklete de biz bakacağız teknik kurulda. Süper. Teknik kuruldaki görevimiz nedir? Orada bir hakem puanlarını denetlemek. Bir sıkıntı varsa, bizim gördüğümüz bir sıkıntı, orada bir kendi yaptığımız puanlamanın dışında bir sorun varsa orada müdahale etmek. Gözlük güzelmiş bu arada. Yakışmış. Tam takımla çok iyi olmuş. Bir daha çek o zaman. Gel bir şey, fotoğrafı bir foto çek. Allah Allah, sen de. Ne biçim adam şimdi? Bir çek bize anı fotoğrafı ya. Ben kestim abi kayıt. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir alternatif düşünmüyoruz yani. Sen varsın. İnşallah. Basma tek. Tartı var mı? Ne kadar pirinç koyayım? Sizde tartı var mı ya? Var. Evet, Ağır Sağlam Furkan'ın evinde sponsorluğunda siyah pirincimizi pişirdik. 500 siyah, 500 baldo yaptım ama siyah rengini akıttığı için hepsi böyle siyah oldu. Çok sağ olsun. Annesine de çok teşekkür ediyorum. Hayatımızı kurtardı gerçekten. Hassas terazi yok. Göz kararı koydum bir. 100 gram falan. Onu yiyorum. Diğer pirinçleri de bir şekilde alacağız. Böyle 2 saatte bir 100 gram, 100 gram. Her şey çok iyi. Bakalım, moraller yerinde. Pendik Kurtköy'den selamlar. Mükemmel bir ev. Furkan abi çok rahatsız. Evde de değilmiş, Silivri'deymiş. Tekrar buradan geçmiş olsun. Bu videoyu izler büyük ihtimalle. Hiçbir zaman unutmayacağım bu iyiliğini. Kışın buraya geldiğimde bu saati unutmuştum. 9-10 ay geçmiş. Yani unutmamışlar, direkt verdiler. Ben bile unutmuştum. Casio. Çekiyor. Evet. Evet. 1 kilo 500 siyah, 500 baldo. Vallahi şaka gibi oldu. Bu nasıl bir görüntüdür? Evet, siyahlar baldoları ele geçirdi, asimile etti bayağı. İlginç böğürtlenli pilavımız. Valla buna da sığdı mı sığmadı mı? Üstüne bir streç film çekeceğiz. Şöyle ben bir... Annemlerle eskiden altın gününe giderdim çocukken. Kısırı böyle şey yapardım. Yüksek karbonhidrat yediğim günlerdi. Yaş 9. Çok iğrenç, boş muhabbetler dönerdi. Hiç anlamazdım zaten bir şey. Beslenirdim. Rafine şekerli, unlu gıdalarla. Doyardım. Sigara böreği, kısır. Uf. Evet. 1000 gram çiğ pirinç pişince böyle oluyor işte. 3 kilo oldu. Suyu biraz... Suyu ne kadar koyarsan o kadar şişiyor. Tavukta, kıymada da tam tersi. 2 kilo kıyma al, pişir onu. 1300 olur. 1 kilo tavuk al, 600 gram olur. Bunu genelde spora yeni başlayanlar hata yapıyor. Mesela uzaktan eğitimde 500 gram tavuk diyoruz. O 500 gramı çiğ tartıyor. Adam totalde pişmiş olarak 250 gram tavuk yiyor. 40-50 gram protein alıyor. 90-100 kilo adam. Sonra diyor işte biraz fazla kas kaybettim diyette. Bu incelikleri bilmek lazım. Sarabiliriz. Kaşığı al istersen. Senin bunu ben yapabilir miyim? Sen yap. Yapamazsın. Böyle gelme lütfen.
sana da. %900 siyah artı baldo mix. Harbiden yani. Etrafımda böyle dostlarımın olması, zora düştüğümde beni kurtarması, bu işte bir zaferden, paradan puldan çok daha önemli. Şu an benim moral motivasyonum var ya, inanılmaz ya. Yarın ne olursa olsun, bu anılar önemli zaten. Of, kanal buradan nasıl geçiyor? Senin kediye bak. Kalkan nasıl çıkıyor? Proteinim sana feda olsun. Ama karbonhidrat veremem. Bakıyor bir de kameraya. Sana bomba ekler bir de bir şeyler. YouTube çekim yapıyoruz da ben yarışmam var. Öyle. Başka bir sıkıntı var mısın işte? Yok, hiç sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Şey mi? Vücut geliştirme mi? Evet, yarın. Bunlar yasakmış da ben de bilmiyorum. Yani. Bu kapanır mı deliklerin? Mesela onu... Ne kadar süreyle takmayacağım? Yarın akşama kadar falan. Kapanmaz. Ama bir kabuk bağlama yapabilir. Takarken de böyle birinin yardımıyla kendin yapma. Şunu gelirsen yardımcı da olurum. Şunu taktırırken çok acı çekmiştim de. Üzülüyorum şimdi. Köprü zaten çok zor iyileşen, hatta bence hiç iyileşmeyen bir işlem. Çok rahat çıkardım abi. Lacivert alabilir miyim? Ali lacivert yoktu onun için. Ben de bir ufak paket alayım. Rahat çıkar mı? Çok rahat çıkardı. Hangisi? İkisi de gitti. Verebilirim. Çok gergin. Yarışma nerede? Kurtköy'de abi. Yakın buraya bir 10-15 km. Kurtköy Anadolu Lisesi karşısı. YouTube'dan izlersin. Buranın adı ne? Hilal Vücutları. Tamam, Instagram, Piercing İstanbul. Bir ufak paket alayım mı? Hayatımı kurtardı. İnşallah bir anlamı olur ya valla. Sevinirim yani. Kapışına çıkarmış olmayalım. Beni duyuyorsanız YouTube'dan izleyenler lütfen adam oy verin. Kapanmaz değil mi abi göğsün? Göğsün de çok acımıştı. Valla göğsün kapanabilir. Çok hızlı kapatacak çünkü zaten ilk hafta akıntı da var. Yani o büyük ihtimalle onu çok hızlı kapatacak. Bu işi bitti değil mi bunların şu an? Bir şey sürmek falan? Gerek. Kabuk bağlayacak dediğim gibi takarken o kabuğu hafiften bir yırtman gerekecek. Evet bunu düşünüyorum. Yolma ama kabuğunu. Sen yoldukça o yara yapacak. Çok çabuk sürdü. Çok gerilmiştim gerçekten. Hiçbir şey hissetmedim. Ama tabii yapılırken birazcık bir şey hissettim. Yapana göre de değişir değil mi abi? Delene göre. Delim şekline göre. Deldiği iğneye kadar yani iş değişiyor. Acemi biri belki çok can yakabilir. Ama bu işin uzmanısın belli. Elin çok hafif maşallah. Hepsi bunun için değil mi? Hepsinin onun için. Ne kadar ücretimiz abi? Bir şey istemez. Başarılar diliyorum. Ama burasını koymayın. Eyvallah abi çok sağ olasın. Onu veriyorum. Başlarını söylersin sen. Peki. Besleme saati geldi. Şu kısmı yiyeceğim sadece. Şöyle ayırdım. 2-3 parça. Bunu yiyip 2 saatte bir yemeğe devam. Ama ruk var, kök var. Onlardan daha sıkıntı vermiyoruz. Kestim. Ne olur ne olmaz. Önemli bir yağ kaynağı. 46 TL, 200 gram. Üçmüş. Ben şunu beğendim de bedeni yok. İstira bir şey. Burada bak hocam size. Buldum.
saatte nasıl oldu? Saat. Aa. Saat bu arada iyi ki geri geldi yani. Harbiden ha. 30 dakika sonra 100-150 gram pirinç yemem lazım. Büyük ihtimalle sıkıntısız yerim. Şu da iyiymiş ha. Evet, suyu kesiyoruz. Bu suyu içeceğim. 24 saat. Ne zaman su içeceğim onu da bilmiyorum. Yarıştan sonra mı içeceğim? Podyumdan sonra. Son suyumu içiyorum. Biraz beni korkutuyor. Açlıktan daha çok korkutuyor. Çünkü susuzluğun şakası yok. Aç kalarak bir hafta 10 gün yaşarsın ama susuz yaşayamazsın. Değil mi? 3 gün susuz yaşarsın. Bismillah. Kazamız mübarek olsun. Son suymuş gibi içtim abi. Viaport'tayız. Buradan artık otele gidelim. Artık bir istirahat edelim. Ayaklarımızı dinlendirelim. Teşekkürler. Büyük ihtimal otelde görüşürüz. Şu an her şeyimiz hazır. Yulaflı mulaflı böyle kuru yemişli bir şeyler çekeceğiz. Pringles'ımız, fıstık ezmemiz, pirinç patlağımız. Pirincimiz zaten hazır. Ağır sağlam Furkan'ın annesine, ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok ilginç bir macera oluyor gerçekten. Selin, Mecit ve ben güzel anlar geçiriyoruz. İleride bu günleri hep güzel anacağız büyük ihtimalle. Sonuç ne olursa olsun. Bakalım. Mecit'le geçen şey diyorsun. 2027'de Pro Kart. 4 sene sonra. Öyle bir şey koyduk. Olur mu? 4 senede Pro Kart. Tat. Onu çek sonra konuş. Siz işinizi yapabilirsiniz. Var. Yarış öncesi biraz alışverişe kaptırdık kendimizi. Şöyle göstereyim. Bir tanesi fosforlu, biri siyah. Bence estetik. Böyle bir şeyim de yoktu. Yarın bunu giyeceğim. Uğur getirsin diye. Taylan Özgüç. Kayıtlıyım. Evet. Bir 100 gram daha son kaşığımı alıyorum. Küçük bir parça tavuk. Bu da sonraki öğünüm. 2 saat sonra. Ya bu niye? Bu çok saçma. Bu kimsenin hoşuna giden bir figür değil ya. İğrenç. Bu 2000'lerde kaldı ya. Tek burada sıçmışlar. Yoksa onun dışında güzel. Evet, şimdi Ali Emir Hoca direktif verdi. Gittik en kralından mutfak robotu aldık. Lens'in önü bu arada kirlenmiş biraz. Görüntüde sıkıntı yok değil mi? Gel. Görüntüde sıkıntı yok. Mecit'le ortak iki kişi buna girdik. Şimdi nasıl açılıyor lan bu? İşte bak, zeka her zaman gücü yener. Güçle açmaya çalışıyorum. Şurada yeri var yani. Yulafın hepsini koy dedi. 350 gram öğütülmüş yulaf. Bu arada makine harbi çok iddialı ha. Gözüküyor mu? Evet. İlk bir şöyle bir yulafı tek yapacağım. Bismillah, hazır mıyız? Şey diyeyim mi? Tozunu çıkardı. Protein tozu gibi oldu yemin ederim. Şimdi
Burada gördüğünüz gibi korkunç şeyler var. Ne var abi burada? Kaju. Çiğ kaju. Bu arada o detayı da söyleyelim. Bir yerde daha söylemiştik. Kavrulmuş değil bunlar. Çiğ. Kuru üzüm. Çiğ badem. Çiğ badem zaten favorimiz. Bunları böyle çok gram önemli değil dedi. Ben de vallahi 50'şer gram falan koydum. Kuru kayısı. Hepsini atıyorum ya. At abi. Çok sağlam bir yağ kaynağı oldu. Ciddi kalori var. Hepsini tek de yemeyeceğim. Yulafı 350 gram attım mesela ama onun hani 100 gramı bence yeterli ya. 350 gram zaten yani intihar gibi bir şey olur bence. Hadi bismillah. Harbiden yulafı çok güzel öğütü ya. Bir bakalım. Tam randıman alamadık sanki. Onun bu katılaştı. Bak yulafın içine sindi hepsi. Görüyor musun Mecit? Hani yulafla bir oldu. Müslü gibi oldu. Çok ilginç bir şey oldu şu an. Şok içerisindeyim. Allah Allah. Baksana. Bildiğin yulaf bar oldu ya. Şöyle bir... Aa, harbiden bar olmuş ya. Baksana. Ben mi abartıyorum? Böyle mi olması lazım? Sanki biraz da böyle olması lazım ya. Aynen. Ali Emre Hoca zaten katılaştırma dedi. Tam onun istediği gibi oldu. Bunu markette bulamazsın yani. Çok iyi oldu. Hepsini bakayım. Oh tertemiz. Çok çok güzel oldu. Harbi parasına değdi bence. Bunu zaten hayatım boyunca büyük ihtimal kullanmaya devam edeceğim. Bayağı kaliteli. Diğer B sınıfı, C sınıfı şeylerle karşılaştırmayın. Tren yolda 1300. Biz 1600'de Vatan bilgisayardan aldık. Başka çekeceğimiz bir şey var mı? Hurmaları çekelim mi? Bunları çeklemesinin sebebi bildiğiniz gibi sindirim olayı. Çekirdeğini şey yapar mı? Çekirdeğiyle atma abi. Üf, hurma çok iyi. Yalnız bunu çekilecek bir şey yok buna ya. Bunu madem açtık sen bunu bir yesin. Sen bunu bir yesin. Sen bunu yarı yarı. Ağzına at. Şu an ben yiyemem ki. Öyle sen mi? At ağzına. Hurmayı çekmeyelim, ben hurmayı normal yiyeyim. Çok da kutsal bir meyveye de saygısızlık olur. Kudüs hurması bu arada. Tanesi 30-40 gram. Hayvan gibi. Bu tamam ya. Bu inanılmaz bir şey oldu. Bu gereksiz yol. Baksana bademler. Bademler, kajular sanki hiç yok içinde. Birleştirdi. Bunu sabah 8'de yiyeceğim. 6'da siyah pirince devam. Böyle bir göstermek istedim size. Bir sonraki sahnede, bundan birkaç saat sonra büyük ihtimal vücut kıllarını alacağız. Vücut kıllarını alacağız. Bu video bitecek. Bir sonraki videoda sabah 5'te kalkacağız. Gelirsin buraya. Bütün yemeklerimiz boya. Boyayla başlar büyük ihtimal. Yeme içmeyle başlar. Sonra yarış alanı ve bu seri bitecek. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Birkaç saat sonra Mecit tıraşta buluşalım. Tamam. Sen de o sırada edit mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Bir şeyler yiyormuşsun. Ali Emre Hoca ile karşılaştık koridorda. Ne yiyorsun? Hamburger abi. Ben bir tane almadım. Nereden aldın? Aldığımız yerden 3, ben 4 tane aldım. Birini arabada yedim.
4 tane mi aldın? Aynen, üçünün de buradaydı. Niye 4 tane aldın? Abi itman yapacağım ya ben. Yani, gerçi onlar küçük. Neyse, şaşırtmaya devam. Islak hamburger. Kaç para 4 tanesi? 50. Yok, 70. Oha. Kolayla birlikte. Küçük değil mi bir de onlar? Evet abi. Bir lokma, iki lokma pardon. Ali Emre Hoca Mecit'e fena ayar. Aynı odada kalıyorlar. Mecit sürekli bir şeyler yiyor. Adamı çıldırttı yemin ederim. Ya hocam yesin. Senin de yemeyeceğin zamanlar gelecek. Şimdi tadını çıkar. Ben hayatım boyunca yedim. Şu an yemiyorum. Her şeyin bir dönemi var. Tişört çok iyi ya. Tişört çok iyi. Abi şunu kaldır şuraya, bir ne bileyim 1936 falan bir yıl bir şey koy. Vader'in kuruluş tarihini. Yarış alanında çok güzel kıyafetler var, hoşunuza gidecek. Soruyorsunuz. Bunu nereden aldın? Onu nereden aldın? Camianın içine girin. Gidin orada bir Serdar Aktolga'ya selam verin. Ne bileyim. Yani gelin. Yarış alanına herkes gelebilir. Ki zaten müthiş bir ilgi var bu arada. Bana, diğer sporculara gerçekten. Gençler deliriyor bu yarış ortamlarına. Özeniyorlar. Bu video serisinden sonra da geçmişte yarışanlar, yarışmak isteyen gençler için mükemmel bir seri oldu. Bu işin kötü yanında, iyi yanında, maddi yanının zorluğunda hepsini gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu işlere girmeden önce bunları izleyebilirsiniz. Protanlarımız. Avrupa'da 50 euroya belki alıyor adam ama işte bizde 1000 lira. Seneye bunları büyük ihtimal 2000 liraya falan alacak yarışmacılar. Allah'a kolay gelsin. Mecit'cim 2 saate görüşürüz şeyde. Evet, şimdi hepinizin merak ettiği vücut kılları nasıl alınır? Tüy dökücü mü iyidir? Jilet mi iyidir? Tıraş makinesi mi iyidir? Bunu göreceğiz. Ben tüy dökücü aldım. Mustafa Yıldız'ın videosunda gördüm, aldım ama tüy dökücü biraz sakat. Çok deneyimim yok. Jilet sivilce yapıyor. Hiç şaşmaz. Çok kral bir makine var elimde. Kesinlikle reklam değildir. Şöyle ben bir göstereyim bunu. Modelini falan bilmiyorum. 500-600'de mi almıştık? Şu an 1000 lirası var mıdır Selim? Her an zamlanıyor. Philips OneBlade. Bugün Philips'in şeyini aldım. Pro Blender'ını. Onu zaten bir önceki sahnede onu izlediniz. 1300 lira. Bunlar hep zamlanacak. Geleceğe yatırım. Şarjı 45 dakika gidiyor. Biz 45 dakikada çok rahat bitiririz. Vücudumda çok kıl yok. Sırtımda ben... Mesela şu ışıkta bakıyorum. Sırtımda çok kıl var. Şimdi başlıyoruz. Bence çok iyi bura. Güzel. Komple kollardan şeyden. Koldan başlıyoruz. Ha burada bak, güzel sohbete basıyor. Ora kötü mü açı olarak? Evet. Ha, şarjı mı bitecek? Bunu böyle alır. Yok, tam tersi. Heyecanlı mısın ha? Vallahi hiç heyecanlı değilim ya. Ama her zaman orada işler değişir. Şey vardır ama, üniversite sınavına bir gün kala, gecesinde. Sen heyecanlanmış mıydın? Karnım var ya benim heyecanlanacağım mesela. Heyecanlanmıştım. Sınav yerinde? Kitapçık dağıtılırken? Tam tersi abi. Zaman geçtikçe rahatladım. Öyle almıyor aşkım. Ben hissediyorum sen abi. Boxer'ı tavsiye ederim bu arada. İki tanesi 400 lira. Bir tanesi full siyah. Yani renkleri değişiyor. Evet, bacaklarımız şu an formumuz bu. Pamplanınca çok başka bir şey olacağını düşünüyorum. Çok bastırma odaları, kızarır. Bastırma. Bunu yaparken de bu makineyi de çok bastırmamak lazım. Direkt deforme edersiniz. Çok kötü olur yani. Piercingler çıktı.
Şu at bastırma. Başarılı bence. Trapezlerde var mı? Çok az. Evet, %95 kılları aldık. Şu aralarda biraz bir şeyler daha var. Pumpsız Calvin formum budur. Yani iyi gibi. Ne diyorsun? 10 numara. Evet. Vücut kıllarımızı aldık. Net fark etti. Bilmiyorum size gözüküyor mu? Ben şu an görebiliyorum. Işık ne kadar iyi onu da bilmiyorum. Makinemiz budur. Philips OneBlade. Her gün buna 5-10 lira zam geliyor. Ülkenin durumu ortada. Ben alalı bayağı oldu. Trendyol'dan aldım. Ucuz oluyor bazen oralarda. Bu şekilde yarın şunları yemek için sabırsızlanıyorum artık. Şunu 30 dakika önce, şunu sabah yiyeceğim. Kedi kumu gibi oldu biraz ama tadı güzel. Görüntüsü kedi kumu. Mecit'cim teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim abi. Yine bayağı yoğun çalıştığım bir gündü. Bu videodan sonra yarın artık podyumdayız. İnsan gerçekten hayret ediyor. Testo Taylan ne işi var? İlk gittiğimde zaten etrafıma baktım. Benim burada ne işim var? Ben burayı YouTube'dan izleyip yemek yiyen biriydim. Bakalım. Olay daha yeni başlıyor. Görüşürüz.